Selamünaleyküm. Mecburen'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün beraber sütlaç yapalım istedim arkadaşlar. Tencereme 1 litre kadar suyumu aldım. Evet, ocağım şu anda açtım, altını kısmıştım. 1 litre suya 2 su bardağı kadar pirinç yıkadım. Bol suyla bolca yıkadım. Şimdi pirinçlerimi gördüğünüz gibi ilave ettim ve tamamıyla pirinçlerimin pişmesini, hani tamamıyla işte yumuşamasını bekleyeceğim, öyle söyleyeyim. Şu şekilde tabağımdaki pirinçlerimi de atayım ki ziyan olmasın, günah. Şöyle bir karıştırayım. Pirinçlerim pişecek. Pişmesini bekleyeceğim daha doğrusu şimdi. Sonrasında da yavaş yavaş, aşama aşama sizlere sütlaçımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben nişasta kullanmıyorum sütlaç yaptığım zaman. Şimdi beraber izleyelim bakalım ben nasıl yapıyormuşum sütlaçı. Pirinçlerimiz pişmeye başlamış arkadaşlar. Suyumuz kaynıyor gördüğünüz üzere. 1 litre suya 1 litre süt ilave edeceğim. Ve 2 su bardağı pirinç kullandım. Ve pirinçleri mümkün olduğunca çok yıkayın arkadaşlar. Nişastasından tamamıyla arınmış olsun. Pirinçlerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bayağı kıvam aldı. Suyu da zaten çok az kaldı. 1 litre sütüm var, onu da ilave ediyorum. Şu şekilde. Yine kaynamasını bekleyeceğim. Sütlaçımızı burada bırakalım. Hafif hafif zaten kaynamaya başladı gördüğünüz üzere. Ben şöyle bir kaseme 3 yemek kaşığı kadar pirinç unu aldım. Demiştim ya nişasta kullanmıyorum diye. Nişasta kullanmıyorum. Pirinç unuyla yapıyorum sütlaçımı. Ve birkaç kaşık şu şekilde sütünden alıyorum ki pirinç unu attığım zaman topaklanmasın diye. Bu şekilde karıştıracağım. Ve biraz daha alabilirim hatta. İnanın pirinç ununun vermiş olduğu aroma çok keyifli, çok lezzetli. Elinizde mesela limon, portakal, onların kabuklarını da kullanabilirsiniz. O da gayet hoş bir koku bırakıyor sütlaçta. Tarçın kullanabilirsiniz üzerinde. Ya da içine atan arkadaşlar da var. Bir gün de inşallah karamelize sütlaç yapalım hep beraber. Sütlaçım da kaynamaya başladı. Şu şekilde bir karıştırayım. Pirinç unuma yine 2 kaşık daha sütünden ilave ettim ve gördüğünüz üzere macun kıvamına, bebek yağı kıvamına geldi. Şu şekilde ilave ediyorum. Çok leziz oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Şekerini de sütlaçıma en başta atmadım. Çünkü pirinçlerin sertleşmesin diye. Şimdi son olarak zaten şekerimi ilave edeceğim. Sütlaçımız bayağı kıvama geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sütlaçın üzerinde şu
görüntüler olduğu zaman bence yani tamamıyla olmuş sayılır. 2 bardak pirince 2 su bardağı kadar da şeker ilave ediyorum. Yani oruç olduğum için şu an tadına bakamayacağım ama ben biraz sütlaçı şekerli sevdiğim için bir yarım bardak daha atacağım. Hani siz isteğe göre atabilirsiniz. Hani daha az tatlı seviyorsanız daha azaltabilirsiniz ya da şekeri çoğaltabilirsiniz. Ben bir yarım yemek bir su bardağı yarım su bardağı kadar daha ilave edeceğim şeker. Çok nefis oldu arkadaşlar. Sütlaçımın kıvamı güzel arkadaşlar şu şekilde. Koyuluğu da gayet yerinde. Altını kapatıyorum sütlaçımın. Kuplarımı alacağım artık sıcağıyla. Şimdi kuplarımı yavaş yavaş alayım arkadaşlar. İftara kadar ancak soğur zaten. Pirinçli az seviyorsanız yine pirincini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bence gayet şu an kıvam güzel. Nişasta değil de nişasta yerine pirinç unuyla da yaparsanız kesinlikle çok memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar, sütlaçlarımı kuplarıma boşalttım. Gördüğünüz üzere tamamı bu kadar. Tarçın ilave edeceğim ama soğumasını bekliyorum. Artık iftara yakın inşallah tarçınlarını ilave ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı unutmayın. Eleştirileriniz varsa onlara da açığım. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. İşte muhteşem sütlaçlarımın son hali arkadaşlar. Üzerine tarçınla da bu şekilde desenler verdim. Kalp deseni, balon ve gülen yüz deseni verdim. Siz de görün istedim.